dersler sana güle güle. Yar saçların güle güle. Vay. Tabii havalar ısınınca hemen fıkır fıkır fıkırdamaya başladınız değil mi? Ama rahatsız olmayın yavrum. Sakın rahatsız olmayın ha. Yani ben geldim diye sakın ayağa kalkmayın. Atır, 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 atır. Yalnız bu az önce söylediğiniz şarkı vardı ya. Dersler sana güle güle diye. Onun yerinizde olsam tatil sana güle güle derdim. Çünkü dün yaptığım kimya sınavının kağıtlarını okudum. Böyle giderse hepiniz tek tek bütünlemeye kalacaksınız. Hepiniz, bütün sınıf böyle giderse yaz okuluna devam edecek. Evet, şimdi notları okuyorum. Ha bu arada içinizden üç arkadaşınız yani hiç ummadığım bir şekilde beni şaşırttılar. Bir tanesi ondan hiç beklemediğim bir şekilde başarısız oldu. Diğer ikisi beni çok şaşırttı. Onlardan hiç beklemediğim bir başarıyı gösterdiği için. Anlayamadım ya neyse. Evet. Ceren, yavrum 70. Ay evet bekliyordum. Vallahi evet, bekliyordum. Rüya, 30. Kesin kaldım. Toygar, 40. Naci, 100. Değil yavrum, 10. Otur. Fethi, 45. Oo, geçtim. Selim, yavrum aferin sana. 100. Aa, Selim beklediğin gibi. Ayşegül, 90 yavrum. Beklediğim gibi. Murat, 90 yavrum. Cem, yavrum aferin sana. Bravo. 100. Aa, süper. Ve çocuklar inanmayacaksınız ama Tuğçe arkadaşınız 100 aldı. Aa, ne? Ya. Şimdi sıkı durun. Berna da 100 aldı. Yok abi. Ne? İşte benim sevgilim. Berna. Helal olsun. Ve Gonca. 10. Ne? Senden hiç beklemezdim evladım. Hiç beklemezdim. Bana verdin kağıt bir hayal kırıklığı. Yani onluk bir kağıt olduğu için değil ha. Ama senin aslında çalışkan bir öğrenci olduğunu biliyorum. Yani okula da yeni geldin. Adaptasyon sorunun olabilir. Efendim ailevi sorunun olabilir. Ya da tiyatroya gidiyorsun. Tiyatro ile okulu bir türlü dengeleyemiyor olabilirsin. Bunları düşünerek 10 verdim sana. Aslında senin kağıdın 0 ya. 0 vermeye utandığım için 10 verdim. Hocam o kağıt benim kağıdım olamaz. Ben 100'lük kağıt verdim. Yavrum kağıdını adım gibi biliyorum. Hiçbir şey yok kağıdında. Yazıp yazıp silmişsin. Yazıp yazıp silmişsin. Hocam kağıdımı görebilir miyim? Bir karışıklık olmuş. Bahsettiğiniz kağıt benim kağıdım değil. O kağıt senin kağıdın değilse kimin kağıdı peki? Hocam ben kağıdımı görmek istiyorum. Berna. Kalk bakayım ayağa. Yavrum fırla git hemen öğretmenler odasında. Mavi dosyanın içinde sınav kağıtları var. Koş onları getir bana. Hadi yavrum. Tabii ki hocam yani. Nasıl olur bu ya? Ne oldu kızım? Hulki Hoca bir dosya istedi. Siz işinize bakın. Ben alıp çıkacağım. Tamam kızım.
Nerede kaldı bu kız ya? Yavrum nerede kaldın? Hocam lavaboya kadar gittim de. Ver. Gonca gel yavrum gel. Gel evladım. Kağıdını bulalım gel. Al yavrum. Bu değil mi kızım? Hayır hocam bakın biri kendi ismini silmiş benimkini yazmış. Ne? Emin misin yavrum? Hocam rica ederim. Ben yalan söyleyen biri değilim. Senin kağıdın nerede o zaman? Çocuklar bunu kim yaptı? Ne cesaret ya? Kim yaptıysa çıksın desin ki hocam ben yaptım. Kızmayacağım. Ama sinirleri al. Hocam. Ayşegül. Sen miydin? Hiç yakıştıramadım sana biliyor musun? Ya hocam benimle ne alakası var? Ne istiyorsun yavrum o zaman? Ya hocam Gonca arkadaşımız sınav kağıtlarının arasında kendi kağıdını bulabilirse belki yapanın kim olduğunu bulabiliriz. Evet. Gonca hemen sınav kağıdını bulalım hemen. Elias'ın olduğu sınav kağıdını bul. Ayşegül aferin yavrum sana. Şimdi bu yalancının, bu düzenbazın kim olduğunu bulacağız. Hocam yok. Nasıl yok yavrum? Benim kağıdım burada değil. Evladım sen kendi el yazını bilmiyor musun? Hocam bütün sınıfın kağıtları burada, benimki yok. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ama şunu bilin ki bu sınav iptal. Ya. Yes be. Ben aranızdaki hergeliği bulup disipline vereceğim. Siz de artık bu sefer yüzler daha bir yüz, doksanlar da yüz, onlar da en azından 50 olsun. Başaracağım. Bir dahaki sefere daha çok çalışın, tamam mı? Sensin değil mi? Ya neden bahsediyorsun sen? Berna, bak. Sen normal şartlarda hayatta kimyadan 100 falan alamazsın. Var mı bir duyacak? Bak bence itiraf et. Yoksa yakalanırsan disipline gideceksin. Ya itiraf etsem disipline gideceğim, etmesem de disipline gideceğim. Kusura bakma. Ya bak Berna, bu olay eğer açığa çıkarsa ben sana demiştim diyeceğim ama. Sen kendini bu Ayşegül tribine fazla kaptırdın canım. Ama iyi oldu, en azından daha fazla iyiliğimi düşünen bir arkadaşım var artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.